Eğer bu programı izliyorsanız, insan olarak bazı haklara sahip olduğumuzun da farkındasınız demektir. Peki bu hakları kim belirliyor, bunları kim savunuyor? Bu soruların cevabını bugünkü iTalk programımızda İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü John Egeland'dan dinleyeceğiz. Sayın Egeland, bize Oslo'dan bağlanıyor. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Sizin faaliyetlerinizin de merkezinde olan bir soruyla başlayalım. Bonjour, moi c'est Loïc. Je viens de İyi günler, Brüksel'den Loïc. İnsan Hakları İzleme Örgütü nasıl çalışıyor? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Çok basit bir soruyla başladık. Örgütün faaliyetleri nelerdir ve nasıl çalışır? İnsan Hakları İzleme Örgütü dünya çapında faaliyet gösterir. İnsan haklarının suistimalini, bireylerin haklarına müdahaleleri, haklara karşı hukuka aykırı tutumları içeren araştırma raporları hazırlıyoruz. Sonra bunları yayınlayarak insanların bunlardan haberdar olmasını sağlıyoruz. Amacımız gerçekleri ortaya çıkarmak ve değişim için mücadele etmek. Böylece herkesin hakkını savunabildiği, hukukun üstünlüğünün gerçekleştiği bir ortam oluşturabiliriz. İnsanların size doğruyu anlattığından nasıl emin olabiliyorsunuz? Biz en iyilerini işe alıyoruz. Bir ülke üzerine uzman olarak çalışacak araştırmacılar sahada inceleme yapıyor. Yani Suriye'ye, Rusya'ya, Güney Afrika'ya ya da Çin'e giderek olayları yerinde inceliyorlar. Savaş, zulüm, ayrımcılık ve insan haklarının ihlal edildiği alanlara gidiliyor. Yüzlerce insanla görüşülerek bu raporlar hazırlanıyor. Biz bu raporları haftalık olarak yayınlıyoruz. Daha sonra son dakika basın bilgileriyle bu verileri doğruluyoruz. Bizim için yayınladığımız bilginin doğruluğu hayati önem taşır. Bundan dolayı bilgiyi edinmek için kaynağa gidiyoruz. Gözlemleyerek, koklayarak, keşfederek bilgiye, verilere ulaşıyoruz. Örgütün bütün araştırma raporlarına internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Sayın Egeland, Euronews'in internet sitesine şu an gönderilmiş olan bir soruyla devam edelim. Paris'ten Bertrand soruyor. Avrupa Birliği içerisinde yaşanan medyanın konuşmadığı insan hakları ihlalleri nelerdir? Acaba kendi araştırma bölgeniz temiz mi? Biz İnsan Hakları İzleme Örgütü olarak birçok Avrupa ülkesinde insan haklarına saygı hususunda bazı sorunların varlığını tespit ettik. Bunu üç kelimeyle özetleyebilirim. Ayrımcılık, azınlıklar ve göçmenler. Günümüzde hakları en çok çiğnenen topluluklar olarak azınlıkları ve göçmenleri görüyoruz. Bu gruplar kemer sıkma dönemlerinde daha çok savunmasız oluyor. Şimdi sizi ilgilendiren başka bir konuya geçelim. Üzerine fazlaca çalıştığınız bir konu, kadın hakları. Bu hususta çok soru aldık. Birinci soruyu izleyelim. İyi günler, adım Mentor, Belçika'dan bağlanıyorum. Aslen Kosovalıyım. Hindistan'da meydana gelen tecavüzler konusunda bir soru yönetmek istiyorum. Hindistan hükümeti bu sorunun kökünü kurutmak için bazı adımlar atmaya hazırlanıyor. Acaba biz Avrupa vatandaşı olarak bu sorunun kökünden hallolması için neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da meydana gelen kadınlara yönelik saldırılara karşı Avrupa vatandaşları nasıl tepki gösterebilir? Yapabileceğimiz birçok şey var. Avrupa şu anda Avrupa Birliği ve Hindistan arasında yapılacak ikili görüşmelere hazırlanıyor. Bu yıllık toplantıların bir başlığı da insan hakları olacak. Bize göre Avrupa bu konuda ısrarcı davranmalıdır. Kadınların haklarını sadece çıkarılan yasalarla koruyamayız. Ayrıca uygulamalara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hindistan'da bu sorunu çözmeyi amaçlayan birçok kanun var. Fakat uygulamada güvenlik mekanizmasının doğru işlememesi, hakimlerin kayırmacı davranması, liderlerin samimiyetsizliği yüzünden yasal korumalar bir işe yaramıyor. Hatta bazı dehşet verici tecavüzler sonrası siyasi ve dini liderlerin kadınları suçlu gösterdiği açıklamalara şahit olduk.
Bu suçlara kesinlikle müsamaha gösterilmemeli. Kadınların haklarını daha iyi savunabilmesi için Hindistan'da ve daha birçok ülkede uygulamanın ve algının değişmesi gerekiyor. Sayın Egeland, aynı konu üzerinde devam edelim. İyi günler, ben Sabin, Belçikalıyım. Arap Baharı demokrasi için önemli bir gelişme olarak görülürken, kadın hakları konusunda olumlu bir katkı sağlayamadı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Arap Baharı'nın sonuçları üzerine bir soru. Arap ülkelerinde yaşanan kadın hakları ihlalleri üzerine neler söyleyebilirsiniz? Mesela Suudi Arabistan'da kadın hakları konusunda çok ciddi eksiklikler bulunuyor. Bu ülke diğer İslam ülkelerindeki bazı akımlara da destek veriyor. Aslında soru daha farklı bir boyut içeriyor. Mesela kadınların araba sürmelerinin yasak olması, bu ülkelerde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı neler yapıyorsunuz, nasıl bir etkiniz oluyor? Biz Suudi Arabistan ya da Mısır'da yaşananları gözler önüne seriyoruz. Tanık olduğumuz değerler arasındaki bir çatışmadır. Bizim yaptığımızsa bu çatışma içerisinde kendi hakları için mücadele eden kadınlara yardım etmek, onları desteklemektir. Suudi Arabistan'da, Mısır'da ya da şu an dehşet verici bir sivil savaşın yaşandığı Suriye'de yaşanan ihlalleri sergileyerek bu kadınların kendi haklarını savunmaları için yardımcı oluyoruz. Şimdi Aytolk'tan Oslo'ya başka bir soru yöneltelim. İyi günler, adım Lola, Belçika'da yaşıyorum. Gelişmekte olan ülkelerde kadınlar kendi haklarını iyileştirmek için inisiyatif alıyor mu? Tabii ki bu konuda onlarca örnek var. Kendi elleriyle bir şeyleri değiştirmek için çabalıyorlar. Bize bir iki tane somut örnek verebilir misiniz? Bana göre genel eğilim, kadın hakları alanının genişlemekte olduğudur. Birçok ülke kızlara eğitim imkanı sunmaya başladı. Tarihin daha önce tanık olmadığı bir şekilde kızlar okula gidiyor. İlk öğretimden yüksek öğrenime kadar. Birçok Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkesinin tarihinde kadın siyasi lider bulunmazken, günümüzde sayıları önemli bir ölçüde artmaktadır. Yine de istenilen durumun uzağındayız. Tam bir eşitlik için daha çok çaba sarf etmeliyiz. Ayrımcılığın çok net bir şekilde yaşandığı alanlar mevcut. Mesela iş dünyasında, akademik ve siyasi hayatta kadınlar hala ayrımcılığa maruz kalıyor. Sayın Egeland, insanların sıkça sorduğu bir diğer soru ise insan haklarının geleceği. Siz konunun uzmanı olarak yıllardır işin içindesiniz. Sizce bu yüzyılın getirdiği yeni haklar nelerdir? Eski sorunların birçoğunu daha çözemedik ki. Mesela işkence konusu hala güncelliğini koruyor. Son günlerde Cezayir'de yaşanan dramı hatırlayın ya da Mali'de, şu an özellikle Suriye'de yaşananlara bir göz atın. Yeni kuşak insan hakları ise daha çok internete ve bilgiye ulaşım özgürlüğüne odaklanıyor. İnternet toplumların özgürleşmesinde, diktatörlüklerin son bulmasında önemli rol oynuyor. Fakat bilgi kirliliğinin ve nefretin de yayıldığı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ben bilgi konusunu zihin dünyamızı geleceğin yeni savaş alanı olarak görüyorum. Geleceğin uluslararası insan haklarının mücadele konusu bu alan olacaktır. Our values, human rights, international law has to be defended. Teşekkürler Sayın Egeland. Aytolk'un yeni konuğunun kim olduğunu Euronews'in internet sitesinde bulabilirsiniz. Bu programın yapımında yardımlarını esirgemeyen Avrupa Parlamentosu'nun görsel hizmetler ekibine teşekkürler. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.